Merhaba arkadaşlar, bugün yanımda yine Simge var. Siz çok istediğiniz onunla tekrar video çekmemi çünkü ilk çektiğimiz video o kadar çok sevindi ki. O yüzden biz de bugün tekrar buluştuk. Hatta yoğun ısrarlarım üzerine Simge de artık kanal açıyor. Bence çok da zamanı gelmişti. Bugün neler yapacağız? Şöyle, bugün aslında biraz yaza girerken formda kalmak için video çekmek istedik. Evet ve özellikle yağ yakmak. Aynen öyle. Biraz böyle hani genel olarak antrenman ve spor hızı yaza doğru ilmelendiği için hem bu tarz egzersizler birazcık yardımcı olmuş olacak. Hem nabzı biraz yükseltip indiren antrenmanlar, hareketler seçtik. Evet, bu tarz antrenmanlara HIIT deniyor. Aslında interval antrenmanı diye de geçiyor. High intensity interval training diye açıklaması. Bunların gerçekten çok güzel kısmı, zaten antrenmanı izlerken de göreceksiniz. Birçok dinamik hareketler, üzeri statik hareket yaptığınız zaman hem nabız aralığı değişiyor hem de yağ yakımı hızlanıyor gerçekten de. Ve bence bu antrenmanın en güzel tarafı 10 dakikada olması. Evet. 10 dakika ekipmana ihtiyacınız yok. İsterseniz evde, parkta, kumsalda her yerde yapabilirsiniz. Anında açın. Simge zaten çok güzel anlatıyor, yönlendiriyor. 3 saniye kaldı, 5 saniye kaldıyla bir şekilde sizi ikna ediyor yani. Bir de bizim bu videoları çekerken Elvin'le bir şeyde kontakta buluşuyor olmamızın nedeni insanların da rahatsızlıklarına ve sakatlıklarına göre bir şeyleri yönlendiriyor olmamız. O yüzden dinlenme aralıklarını biraz dikkat ederek koyduk. Siz gene de hani ben aralarda mutlaka söylemeye dikkat ettim. Çok çok zorlandığınız yerlerde özellikle tansiyon hastalığı birazcık bekleyerek yapın ki orada bir problem olmasın. Çünkü bu videoların en büyük dezavantajı bazı yerlere dikkat etmemek. Evet, kesinlikle dikkat edersek çok da güzel olur. Zaten Simge uyarılarda bulunuyor. Siz kendi hızınıza, kendi temponuza ve kendi antrenman şeklinize göre bunu modifiye edebilirsiniz. Ama biz yol göstermek için ve güzel bir antrenman eşliği için buradayız. Evet. Başlayalım. Tamam. Hazırım. Ben sınavıcıyı başlatıyorum. Tamam. 3, 2, 1. Diz çek. Mümkün olduğu kadar arkaya yaslanarak yap. Biraz daha nefesini kontrol ederek yapmaya da dikkat et. Parmak ucu düşmeye de dikkat et. Nefesini iyi ayarla. Yapabiliyorsan burnundan alıp ağzından boşaltmaya başla. Çok iyi gidiyorsun. Yaklaşık 30 saniye kadar sürecek. 10 saniye kaldı. 10 saniye kaldı. Biraz daha dayanırsın. Dizini maksimum yukarı çekmeye dikkat edersen kardiyo kısmını başak çıktığını tamamlamış olacağız. Dinlen. Kaç saniye dinleniyoruz? 10 saniye. 10 saniye. Kaç saniye doldurduk. Sen bakacağım. Bak 10 saniye doldu. Böyle mi bekliyorum? Tamam. Bacakların arasını açtım. Tam sumo squat'a otur. Saniyeyi başlattım. Aşağı indim. Dizin koltuk altına doğru çek kalktığında öyle gibi. Aynen öyle. Daha kontrollü bir şey koltuk altına doğru çektim. Aynen. Çok iyi. Hepsi 30 saniye sürecek zaten. Sen mümkün olduğu kadar koltuk altına doğru yaklaşmaya dikkat et. Belki biraz daha dinamiğini artırabilirsin. Çok iyi. Bir 10 saniye daha devam edeceksin. İsteyen daha hızlı yapabilir. 3 saniye var. 2 saniye var. Son 1 saniye yaptın. Dinlen. Çok iyi gidiyorsun. 10 saniye. 10 saniye. 10 saniyelerimizi iyi değerlendir. Çok iyi gidiyor. Bu dinlenme aralıklarını artırabiliriz. Yani yapabilir kişinin durumuna göre. Bu arada kesinlikle bu 30 saniyede kaç tane yapacağınız, ne kadar süre dinleneceğiniz size bağlı. Aynen öyle. Biz saniyeler için de tekrar sayısını zorlayalım diye 30 saniyede yapıyoruz. Biz 30 saniyede atıyorum 20 tane yapıyorsak, siz 10'la başlıyorsanız zaman içerisinde 20'ye yaklaşmaya çalışarak. Başlayalım. Aşağıda kaldım. Parmak ucuna yüksek. Bu farklı bir bacak çalışması aslında. Aşağıda bekleyerek de başlayabiliriz biz. Böyle bekleyerek bacağı da çalıştırabiliriz. Bir tık daha da uğraşmak istersek parmak ucuna yükselerek yapacağız. Ben 30 saniyeyi başlattım. Yükselttim mi? Durayım mı? Yükselip aşağı inerek devam edelim. Bir 20 saniye kadar daha devam edecek hareket. Çok çok iyi bir bacak çalışmasıdır bu. Aynı zamanda kalça iç bacak çalışmasıdır. O yüzden birazcık özenli yapmakta fayda var. 10 saniye kadar daha devam edeceksin. Mümkün olduğu kadar fazla zorla hareketi bırakmamak için de birazcık mücadele etmek gerekiyor. 3 saniye kaldı. Sadece kalçam bacağım değil, karnım iç bacakla dinlenmeye başladık. Oh, yandı. Evet, çok çok iyi. Şimdi. Bugün tüm vücut değil mi? Evet.
Aynen öyle. Full body yapacağız biz aslında. Çok kısa sürede hem forma girmek için hem de birazcık genel vücut kuvvetini artırmak için tam zamanı önemli. Başlayalım. Ne yapıyoruz? Ellerini yere koy. Dirseğini zemine indir. Tekrar elini yerleştir. Omzunun altına yerleşmekte fayda var. Birazcık omzu zorlayabilir bir hareket çünkü bu. Kalçayı birazcık daha böyle sıkı tutup devam edebiliriz. Aynı zamanda çok da iyi bir karın çalışması. Hem de genel vücut kuvvetini artırmak için bir çalışma. Aşağıda kal. Biz buradan devam ettik. Dizlerini yere koy. Ve dinlenmeye başlayalım. Bu arada mesela diyelim ki gücüm var. Gösteriyi bir daha başlasam yapabilir miyim? Tabii ki. Yani 3 tekrarla devam edebiliriz biz üzeriye. Belki 1 saatlik, belki 40 dakikaya denk gelecektir. Çünkü birazcık daha tekrar sayıları düşecek. O yüzden denenebilir, tekrar edilebilir yani. Ama sadece 10 dakika bile olsa zaten yapanlar anlayacak. Bayağı etkili. Aynen öyle. Şimdi side plank yapacağız. Açayım mı? Evet, kronometreyi başlattım. 30 saniye kadar sürecek mi beklemeler? Burada şu göbek kısmını çok öne düşürmemek önemli. Biraz beden güvenliği için bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ciddi bir yan karın çalışması olacak sizin için. Hem de bütün bu hareketlerin totalinde genel vücut kuvvetini artırmak var. O yüzden önemli. Bir 10 saniye kadar daha bekleyeceğiz. Peki bir hızlı bir yavaş yapmak neye yarıyor? Nabzı bir anda yükseltip bir anda düşürmek kardiyo için çok önemli bir destek aslında. Nabzı yükseltip düşürürken interferans yoruman veriyor ona. Birazcık da ayağa yakınma destek oluyor. Dinlen. Evet, bu. Zaten en önemli kısmı. Evet, bu yapacağımız hareket çok önemli bir hareket. Aslında tek başına yapıldığında da çok önemli. O yüzden bu 30 saniye içerisinde bunun tekrar sayısını ne kadar fazla yaparsak bizim için o kadar iyi olacak. Aynen öyle. Burpee yapacağız. Burpee. Ben burpee zaten kesin böyle sporla ilgili sayfalar takip ediyorsanız kesin görmüşsünüzdür. Bayağı temelde yapılan ve tek başına yapıldığında bile insan nefes atışa bırakan bir şey. Biz maksimum tempoyu zorlayacağız bunu yaparken. 2-3 saniye içinde ne kadar yapabiliyoruz? Ona bakalım. Tamam. Birazcık belki hızlı yapabiliriz. Ben kronometreyi başlatıyorum. 3, 2, 1 ve başladık. Evet. Sıçramaları ekleyebiliriz. Sıçramaları eklersek eğer kardiyo kısmını birazcık daha hızlandırmış oluruz. Eklemezsek de yine çok ciddi bir kardiyo aslında olmuş olacak. Eklemeden böyle mi? Evet, aynen öyle. Bir 15 saniyen var. Gayet iyi biliyorsun. Evet. 5 saniye kadar daha devam edeceğiz. Nefesini kontrol eder, nefesini de kontrol ederek eklenebilir. Evet, bir nefesle diğer sabitlerini yapacağız. Lütfen dinlenmeleri siz kendinize göre ayarlayın. Böyle kalp sıkıntısı olanların, tansiyon sıkıntısı olanların çok fazla kendini zorlamaması gerekiyor. O yüzden nefes birazcık normale döndüğünde biz seriye devam edebiliriz. Evet, başlayalım. Bir 30 saniye daha başladık. Çok iyi. Lütfen bunu unutmayın. Bu hareketi birazcık kolaylaştırmak istersek ayağı bir adımda öne alıp aslında deneyebiliriz. Eli belki yere koyup deneyebiliriz. Belinde sıkı olanlarda buna birazcık dikkat ederse şahane olur. 15 saniyen var. Sıradaki hareket de çok böyle başarılı bir hareket. Ne geliyor? Lunge geliyor. Lunge. Çok çok iyi. 5 saniye kaldı. Zorlanıyor mu? Biraz. Evet. Bırak. Yine. Çok da fazla hareketimiz kalmadı aslında. Evet, aynen öyle. O yüzden sakın pes etmeyin. Çok az kaldı. Biz bu dinlenmeleri özellikle koyuyoruz. Aslında seriyi çok hızlı tamamlayabiliriz ama dediğim gibi orada o rahatsızlığı olan insanları da birazcık göz ardı etmemek gerekiyor. Bir de genelde videoları izlerken bana hep nefes nefese kaldım, devam edemedim, takip edemedim diyorsunuz. Aslında sizin kendi nabzınıza ve ritminize göre ayarlamanız çok önemli. Ben size olması gerektiği gibi ve benim bedenime uygun olan şekilde yapıyorum ama siz onu her zaman modifiye edebilirsiniz. Aynen öyle. Lunge için başlayalım. Bu da bizim için burpee gibi olsun. Biraz böyle maksimumda deneyelim 30 saniye içinde. Tamam. Onu da görmüş olsun ha. Ben başladım. Ellerimi evet. Böyle mi? Rahat kalabilir, burada kalabilir. Sen nasıl rahat ediyorsan, deneyi nasıl sallıyorsak eller açık bile yapabiliriz. Çünkü
arkada ayak parmak ucuna gittiği için dengeyi de biraz zorlayan bir hareket aslında. Biraz dize de dikkat etmek gerekiyor. Bu dize açısı çok çok önemli. Ayak bileğiyle aynı hizada kalıyor. Ona dikkat ederek yaparsanız muhteşem olur. Bir 10 saniye kaldı. Gayet iyi gidiyor. Zaten yangada da yapıyoruz bunları değil mi? Aynen öyle. Son tekrar yap ve bıraktık. Aynen öyle. Şimdi dinlenme koydu. Kuşak koyacağız ki öyle yapalım birazcık da sonra diye. Bayağı bütün vücudu bileksik yani. Aynen öyle. Kuşak için yer geçelim. Kuşak benim korkulu rüyam bu arada. Hala tam ayaklarım yerdeyken 10 saniye çıkarmakta ben zorlanabiliyorum. Evet, şimdi biz kuşağı diz yerde de yapabiliriz aslında. Normal formülü de yapabiliriz. Yine çok önemli olan, belinde problem olanların dizi yerde yapması bunu. Yani biz orijinaliyle önce birazcık bekleyelim. Tamam. Omuzu kuvvetlendirebiliriz, karnı kuvvetlendirebiliriz. Biz bir deneyelim. Kuşak için in. Evet, aynen öyle. Çok 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 dikkat edilmesi gereken bir hareket bu. Ben kronometreyi başlattım. Birazcık elbine de iki tane fazla yaptırmış oldum. O zaman ben de yerde devam edeyim. Evet, aynen öyle. Başladım. Bunu dizler yerde başlamak gerçekten çok iyi. Eğer erkekler yapıyorsa tabii ki de dizleyerek koymalarına gerek yok ama sakatlı olanlar yerine dikkat etsin. Çok iyi gidiyorsun. 20 saniye kadar var. Gayet iyi. Kolunu kontrol edebilenler dirsekleri kapatıp da yapabilirler. Şöyle mi? Evet, aynen öyle. Birazcık daha böyle arka kolu aktif çalıştırmış oluyoruz. Her harekarda zaten her yer çalışıyor oluyor ama biraz dikkat etmekte fayda var. İlk 3 saniyemiz kaldı. Evet, dinlendik. Bunun sonrasında böyle birazcık rest position'la dinlenmek koyarsak, hı hı, tamam. En azından belde aktif çalışmış oluyor ya, stretchimizi de tamamlamış oluruz. Evet, şimdi kronometreyi artık kapatıyorum. Ki yerde birazcık böyle kalemek gelebilir diye. Sırt üstü yat. Zaten bayağı hiç ısınma yapmadan direkt başlarsanız 10 dakika içinde kanter içinde kalıyorsunuz garantili. Evet, birazcık daha kardiyo, biz kardiyoyu birazcık yaparak başlayalım istedik. Ki yaza hem hazırlanırken birazcık iyi olsun diye. Sırt üstü. Birkaç tane karınla da devam edelim. Ayaklarını yukarı kaldır. Hazır yer yapmışken karnı da yapalım. Evet. Ellerini de yukarı kaldırdın. Ayak bileğine doğru hızlı hızlı kalk. Ben 20 sayayım. 18, 17, 16 ama yapabilen karnı yalana kadar yapabilir. 12 mi kaldı? 11, 10. 9 maksimum sınıra kadar zorla 7, 6, 5 tekrar var, 4 tekrar var, 3 tane kaldı. 2, son, 1 bekle. Bu statik çalışmalar aşırı önemli. Karnınızı çok iyi yansın istiyorsanız bu beklemelerde birazcık kalmak gerekiyor. Bacağınızı aşağıya indirir. Belinin altından çıkmamak emin ol. Karnı birazcık sağlam tut. Ha, orada değil mi? Evet, aynen öyle. Bekleyebildiğiniz kadar bekleyeceğiz burada. Maksimum zorlayın. Beyinizi arttığı zaman dizinizi kayıtta devam edebilirsiniz. Ne durumdası? İyi. Karnını birazcık daha sıkı tut. Yapabiliyorsan bacağını şöyle birine azıcık aşağıya doğru indir. Merkezinizi birazcık zorlayalım. Aynen öyle. 9 tane değişim sayalım. 8 tekrar var. Şahane. 7 sayı daha yap. Boyun ağrıyorsa indir. 6. 5 tane kaldı. Çok çok iyi gidiyorsun. 4 tane daha var. Ben istediğini görüyorum. 2 sayı kaldı. Son. 1 tane daha yap. Ayak bileklerini yukarı doğru şöyle birazcık çek. Dursun orada. Burada beklemek karnı kuvvetlendirmek için aşırı aşırı önemli. Boynunu indirebilir artık. Bu statik çalışmalar hep bahsettiğimiz gibi aslında. O yüzden beklemeleri yaptık. Seyirin boyunca. Ne kadar kalabiliyorsak o kadar kalırsak şahane olur. Ve dinlenmeyi koyar. Testini bitiriyorsun. Süperdi. Bayağı tanıdım.